Sağlıklı Hayat'tan herkese günaydın. Programımıza hoş geldiniz efendim. Hemen içeriğimizi görelim, ardından Sağlıklı Hayat başlıyor. Sağlıklı Hayat'ta bugün panik atağı konuşuyoruz. Panik atak nedir? Hangi sebeple oluşur? Panik atağın belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Tüm sorularınız ve cevapları için psikiyatrist Dr. Nihat Kaya stüdyo konuğumuz. Sorularınız ve danışmak istediğiniz konular için hemen telefon numaramızı ve mail adresimizi verelim. 0212 alan koduyla 625 58 33 mail adresimiz sağlıklıhayat@cemmedia.com. Hoş geldiniz hocam. Hoş günaydın. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz hocam. Çok mutluyuz sizin burada olduğunuz için. Ben de öyle. Sağ hocam, olun. Ruhsal hastalıkları kavrayabilmemiz ve nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz için öncelikle tanımamız gerekli tabii ki. Buradan hareketle hocam, öncelikle psikiyatrik bozukluk nedir? En fazla görülen toplumda psikiyatrik bozukluklar nelerdir? Bunları dinleyebilirim tabii. Sizden. Şimdi psikiyatrik bozukluk dediğimiz zaman önce insanı tanımlamak lazım. İnsan biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir varlıktır. Ve insan beyni insanın 3 boyutundan ilgili ve bu 3 boyutunda meydana gelen değişiklikleri yansıtan ve ona göre düşünce, duygu, algı yaratıp davranış çıkaran bir organdır. Ve psikiyatrik bozukluklarda insanın düşünce, duygu ve davranış alanlarındaki bozukluklarla ilgilenen bir bilim dalıdır psikiyatri. Hı hı. Ve daha çok beyinle alakalı bozuklukların kişinin ruh dünyasında meydana getirdiği dalgalanmaları, toplumsal uyum bozukluklarını, kişisel uyum bozukluklarını tedavi eden bir daldır. Hı hı. Ve psikiyatrik bozuklukları eski tabirle ikiye ayırıyoruz. Bir, nevroz grubu. İki, psikoz grubu. Nevroz grubunda kişiler hastalığının bilincindedir, farkındadır. Hı hı. Ve yardım alma çabası içerisindedir. Ve terapistlere gider, hekimlere gider, çare arayışındadır. Psikoz grubu dediğimiz özellikle şizofreni ve benzeri gruplarda ise çoğunlukla kişi hastalığını kabul etmez. Hastalığının bilincinde değil. Zaten bir düşünce bozukluğu, algı bozukluğu, rahatsızlığı. O yüzden bilincinde değil. Onun için yakınları, çevre veya bazen adli merciler tarafından hekimlere, hastanelere götürülür. Götürülür. Evet. Toplumda en sık gördüğümüz nelerdir hocam ruhsal rahatsızlıklar? Şimdi toplumda en çok gördüğümüz depresyon ve kaygı bozuklukları. Değil mi? En yaygın olarak. Çünkü hemen hemen kadınların, bütün dünyada böyle, Türkiye'de değil sadece, 100 kadından 20 tanesinde yaşamı boyunca mutlaka bir depresyon gelişir. Evet. Depresyon konusuna böyle giriş yapalım hocam. O zaman nedir depresyon? Depresyon dediğimizde kişinin daha önceden zevk aldığı, ilgi duyduğu, mutlu olduğu, yaptığı her şeye karşı bir soğukluğun meydana gelmesidir. Örneğin kişi çalışıyordur, işi vardır, hobileri vardır, aktiviteleri vardır. Hı hı. Onlara karşı istek hissetmez. Veya aynı işi yaptığı zaman, aynı hobiyle meşgul olduğu zaman eskiden aldığı lezzeti, keyfi, mutluluğu yaşamaz artık. Bir şey ifade etmez. Etmez. Ya bir çeşit dünyadan bir soğuma haldir depresyon. Dünya bir şey ifade etmez. İnsanların koşturması, işe gitmesi, mücadele etmesi, bir şeylerle eğlenmesi, gülmesi, koşturmacası depresyon hastasına garip gelir. Herhangi bir sebep var mıdır bunun temelinde hocam? Şimdi sebepleri var ama depresyonu biraz daha müsaadenizle tanımlayayım. Tabii mutlaka. Depresyonda mesela kişinin düşünce sisteminde negativizm hakimdir. Kişi her şeyin negatif tarafını görür. Yani her türlü olumsuzluk beni buldu diye algılar. Evet. Algıda bir seçicilik gelişir. Ama negatif bir seçicilik. Evet, yani resmin tamamına bakar ama tamamında negatif unsurları, eksik olanları görür, pozitif olanları göremez. Hı hı. Ama bu kişinin elinde olan bir şey değil. Yani depresyon adeta beyine kendi programını yükler. O program çerçevesinde yaşamın negatif taraflarını seçici olarak algılar kişi. Ve yine kişi uyku düzeni bozulabilir depresyonda. Hı hı. Ya uykuya dalmakta zorlanır, uykusu sık sık bölünebilir, kabuslar görebilir, korkularla uyanabilir. Sabahlar uyanmak istemeyebilir veya çok erken uyanıp bir daha uyuyamayabilir. İştahı bozulabilir. Kilo kaybedebilir.
Ya da depresyon getirir stresten aşırı yeme davranışı geliştirebilir. O sebeple kilo da alabilir. Tabii alabilir. Cinsel hayatı bozulur. Cinsel istek arzu olmaz kesinlikle. Ve kişi içine kapanır depresyonda. Yani kimseyle konuşmak istemez, çıkmak istemez, işe gitmek istemez, eğlenceye gitmek istemez, ibadet etmek istemez. Yani depresyondan önceki yaşamının çoğunu terk eder kişi. Veya yapıyorsa da verimsiz, kalitesiz ve yaşam kalitesi düşmüş olarak ve zorlanarak yapar. Görev olarak belki. Görev olarak ve zorlanarak. Yani diyelim ki ev hanımıdır. Yemek yapmak istemez. Çok zor gelir. Evet. İşte çocukların sesine tahammül edemez. Eşinin isteğine tahammül edemez. Her şey batar. Ses, gürültü, televizyon sesi, yüksek volümlü bir müzik veya çocukların koşturmacası, sokaktaki bir klakson sesi son derece kişiyi rahatsız eder. Evet, evet. Ve mesela depresyon hastalarının çoğundan şunu duymuşumdur. Sessiz, sakin bir yere gitmek istiyorum. Başımı alıp gitmek istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Evet, yalnız kalmak istiyorum. İşte bir dağ başına gideyim. Bir kulübem olsun, kimse olmasın. Veya bir deniz kenarında bir kasabaya gideyim. Denizin, dalgaların sesini dinleyeyim ama kimse olmasın. Kendi başıma kalayım. Yani birçok depresyon hastasında bunu işitirim. Ve depresyon hastaları sabırsız, tahammülsüz olabilir. Çabuk parlayabilir. Alıngan olabilir. Şaka da yapsanız onu yanlış algılayabilir. Siz normal konuşursunuz, ortaya konuşursunuz, şaka edersiniz, espri yaparsınız. Ama kendisini eleştiriyorsunuz gibi algılayabilir. Bundan da bozulabilir. Ve sizinle problem yaşayabilir, iletişim problemleri yaşanabilir depresyonda. İnsan ilişkileri de bozulabilir. Bozuluyor tabii. Tabii kesinlikle çok doğru tespit. Çünkü duygularınız bozulmuş, donmuş, bir şey hissetmiyorsunuz, alıngansınız, yaşam enerjiniz azalmış, hayattan keyif alamıyorsunuz, zevk alamıyorsunuz, geleceği umutsuz, umutsuz duygulara kapılmışsınız, karamsarsınız, her şey kötüye gidecek diye düşünüyorsunuz. Hatta daha yoğun depresyonlarda yaşamın bir anlamı yok. Niye yaşıyorum der kişi. Bir şey olsa da ölsem, gitsem, bir sel, deprem, kaza herhangi bir şey olsa da ölsem der. Yaşam anlamsızlaşıyor. Anlamsızlaşıyor. Ya da daha ağır depresyonda kişi yaşamına son vermek isteyebiliyor. O boyutlara varıyor. Tabii daha ağır depresyonlarda o boyuta varabiliyor. Yine tabii depresyonda ilginç bir şey tabii son yılların aktüel konusu bu canlı bombalar, işte cihatçı savaşçılar falan. Mesela bazı depresyonlu bireyler de özellikle dini duyguları yoğun olan depresyon bireyler intihar etmek dinde yasaklandığı için bunların bir kısmı cihatçı örgütlere katılıp savaşarak onu rasyonalize ederek yani cihat ediyorum, savaşıyorum, gideyim öleyim, şehit olayım. Yani intihar dürtüsünü o şekilde rasyonalize ederek ve meşru bir alana kaydırarak gidip savaşarak daha canlı bomba icabında olarak veya savaşarak ölerek bir o intihar dürtüsünü düşünüyor. Yani kendimi öldürmüyorum da işte bir şekilde bir dava için ölüyorum, şehit oluyorum mantığıyla hareket edebilir. Yani cihatçıların bir kısmı da bu şekilde depresyon. Bir ruh sağlığına sahipler. Evet, hocam. Bir kısmı, hepsini kastetmiyorum ama bir kısmı böyle. Ve depresyonda mesela trafikte kişi diyelim araç kullanıyorsa çok sabırsız olur. Çok tahammülsüz olur. Ne bileyim kırmızı ışıkta bizim toplumda zaten depresyon çok yaygın bir şey. Bir de kuralsızlıklar çok fazla. Sabırsızlık da çok aynı yaygın. Aynen öyle. Bir de depresyon olunca daha bir kavgacı, aceleci, tehlikeli araç kullanımı olabiliyor. Yine tabii trafikte şuna da dikkat etmek lazım. Yine gizli veya açık intihar dürtüsü olan bireyler yine açıktan intihar etmek istemiyorsa işte toplum, aile, değerler anlamında o şekilde anılmak istemiyorsa trafikte çok tehlikeli araç kullanır. Yani bir kaza yapayım veya birisi bana çarpsın veya tehlikeli bir sürüş yapayım, birisi benimle kavga etsin, beni öldürsün. Bu mantıklı olan insanlar da var. Bunların tabii depresyon geçiren birçok bireyi de bu tarz eğilimler olabiliyor. Ve depresyon içerisindeyken kişiler iş yerinde, evinde, aile yaşamında sorunlar yaşayabiliyor. Mesela eşine takıntılı bir şekilde şey yapabiliyor. Yani sorunları ona yansıtabiliyor. Bütün sorunlarımın kaynağı
eşim diyebiliyor kişi. Veya patronum diyebiliyor. Veya iş arkadaşım diyebiliyor. Veya çocuğum diyebiliyor. Yani takıntılı bir yapısı varsa sorunlarının kaynağını bir kişiye yükleyebiliyor. Bir sebebe dayanabiliyor. Bundan dolayı mesela kişi diyor ki ben bu iş yerini değiştirirsem benim sorunlarım kalmaz. Halbuki evet, depresyondan önce böyle düşünmüyor kişi. Bu iş yerinden ayrılma veya iş yerinde bir derdi yok aslında. Veya depresyondan önce aile yaşamında bir sıkıntı yok veya varsa da kabul edilebilir derecede. Tabii ki. Abartılı değil, boşanacak düzeyde değil. Kişi diyor ki ben diyor eşimden ayrılırsam benim sorunlarım bitecek diyor. Ve nitekim tedavi olmadan böyle yapan birçok insan sonradan eyvah ben ne yaptım diyor kafasına. Değil mi? Aslında sorunun yapmışsın. Olmadığını, kendisinde tabii, olduğunu anlıyorsun. Tabii öyle birçok insan görüyoruz. Ben hep durun diyorum aman ha. Şöyle diyorum, mesela iş yerinden veya eşinden ayrılma kararında depresyon önce bu kararın var mıydı? Yok. Yoksa o zaman bunu bir kenara bırak. Ertele, kaldır rafa, tedavini ol, normal yaşamına dön. Eğer hala öyle düşünüyorsan evet buyur o zaman işinden de ayrıl, eşinden de ayrıl. Evet. Bir engel yok. O zaman uygulamaya koymak gerek. Aynen öyle. Çünkü doğrusu bu. Yani böyle zaten %90 insan, net söylüyorum %90 insan, sonradan bunun yanlış olduğunu görebiliyor. Kesinlikle. Vazgeçebilir. Kesinlikle. Şimdi bu depresyonun tabii daha bir sürü şeyleri var ama gençlerde, yaşlarda daha değişik versiyonu işte unutkanlıklar, dalgınlıklar, işte çocuklarda, gençlerde okula gitmemeler, asilikler, farklı marjinal gruplara takılmalar, aşırı alkol uyuşturucu kullanımı. Bu yetişkinlerde de bazen olur yani evet, alkol uyuşturucu kullanan falan. De aşırı kumar bağımlılığı, sık partner değiştirme falan hep içindeki o kaygıyı, sıkıntıyı bastırma çabaları, kumar bağımlılığı vesaire depresyona bağlı bunlar da gelişebiliyor. Ayrıca yine depresyonda yoğun bedensel belirtiler çıkabiliyor. Mesela baş ağrısı, kalp ağrısı, mide ağrısı, mide bağırsak sistemi problemleri, eklem ağrıları. Gerçekten oluyor bu rahatsızlık. Kesinlikle oluyor. Kişinin kendisinin elinde takıntı değil. Yaptığı durumlar değil. Değil kesinlikle değil. Yani depresyon nasıl bir gripal enfeksiyonda bütün vücut tepeden tırnağa ettiğini ya. Evet. Depresyonda da hakikaten tepeden tırnağa değil kadar mi? Bütün biyolojik, fiziksel ve aynı zamanda sosyal yaşamımız ve psikolojik yaşamımız tamamen etkileniyor. Yani depresyonun etkisi altında bir çöküntü yaşatıyor kişiye. Tabii depresyonlu bireyin yakınları çok önemli. Çok değil mi? Evet. En önemli görevler onların. En önemli görev onların. Çünkü birçok insan, şimdi depresyonda kişi iş güç yapamıyor ya, hayata karşı soğuk ya. Tembellikle nitelendirebiliyor, işte şımarıklıkla nitelendirebiliyor. Evet, evet. İşte niye takıyorsun diyor, her şey bahane senden elinde. Bahane uydurduğunu düşünüyor. Efendim? Bahane uydurduğunu düşünüyor, yapmamak için. Evet, aynen öyle. Şimdi bunların hepsi yanlış. Yanlış düşünceler. Şöyle mantıksal düşünmek lazım. Depresyondan önce bu kişi böyle değildi de, şimdi niye böyle? Bir sebebi olmalı. Demin dediniz ya, depresyonun sebepleri neler olabilir? Şimdi depresyonun, tabii hem fiziksel organik sebepleri var, hem ruhsal sebepleri tabii var. Tabii mutlaka evet. İkisinden de bahsedebiliriz hocam. Şimdi fiziksel sebepler de çok önemli. Mesela demir eksikliği, depo demir eksikliği, demir eksikliği çok önemlidir. Çünkü demir havadaki oksijeni bağlayan ve kanımızda merkezinde olan, kan hücrenin çekirdeğinde olan oksijeni bağlayan bir elementtir. Şimdi oksijen olmadığı zaman beyin, vücut, hücreler sağlıklı çalışabilir mi? İmkansız bir şey tabii. Dolayısıyla demir eksikliği ciddi depresyon nedenidir. Boynumuzdaki tiroid bezi, tiroid bezinin eksikliği, düzensiz çalışması ciddi depresyon nedenidir. Kan şekerindeki yükselmeler, iniş çıkışlar ciddi depresyon sebebi olabiliyor. Panik atak sebebi olabiliyor, özellikle düşüklüğü. D vitamini eksikliği, B vitamini eksikliği. Bunlar da ciddi depresyon sebebi olabiliyor. Beyin tümörleri, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, bazı romatizmal hastalıklar, tansiyon hastalığı. Evet. Ve tedavide kullanılan bazı kalp ilaçları, tansiyon ilaçları, kortizollu ilaçlar. Bunlar da sebep olabiliyor. Bazı ağrı kesiciler, bazı antibiyotikler de depresyona sebep olabiliyor. Değil mi? Dolayısıyla depresyonla gelen bir kişiye detaylı tetkik yapmak lazım. Hem muayene edip konuşup hem de check-up programına sokmak lazım. Fiziki muayene de kesinlikle şart. Kesinlikle. Çünkü onları atladığınız zaman sırf işte bu ruhsal kaynaklı depresyon dediğiniz zaman
o zaman başarılı olamazsınız tedavide. Aa, evet. Belki altta yatan demir eksikliği vardır, beyin tümörü vardır, başka bir şey vardır. Böyle onlarca vakı hatırlıyorum ben. Yani depresyon diye 3-5 hekim dolaşmış ama en sonunda beyin MR'ı çektirip de beyin tümörü yakaladım. Veya kansızlıktan dolayı bir türlü düzelmeyen yaptırıyorsunuz, depo demiri sıfır, D vitamini sıfır. Sırf onları verdiğiniz zaman bile kişi düzelebiliyor. Yani birçok hastama mesela antidepresan değil de işte demir eksikliğine bağlıysa sırf demir tedavisiyle düzelebiliyor hasta. Ve bu fiziksel sebepler yoksa o zaman ruhsal sebeplere bakmak lazım. Ruhsal sebepler ve en büyük şey genetik yatkınlıktır. Öyle mi hocam? Var mı? Bütün, aslında bütün hastalıklarda böyledir. Değil mi? Evet, çoğu hastalıkta var. Kanser, mide, tansiyon, alerji öyle değil mi? Tabii. Hepsinde genetik yatkınlığın rolü var. Depresyon, panik atakta da öyle. Yani birinci derece anne baba ve birinci derece akrabalarında depresyon veya başka bir psikiyatrik bozukluğu olan bireylerde eğilim diğer bireylere göre birkaç kat daha fazladır. Ama bu mutlaka yakalanacağı anlamına gelmez ama... Olumsuz yaşam koşulları, stresler, değişik nedenlerle kişi diğer bireylere göre daha çabuk depresyona girebilir. Evet. Genetik yatkınlıktan sonra kötü geçirilen çocukluk dönemi, çocukluk dönemindeki travmalar, ihmal edilmişlikler, dayak, aşağılanma, horlanma, anne baba kaybı, cinsel tacizler. Ondan sonra zaten en önemli beslenme bozuklukları. Hocam, değil mi? Çocukluk evet, dönemi. Evet, çok önemli çocukluk dönemi. Çünkü 7-8 yaşına kadar kişiliğin ana omurgası oluşuyor çocukluk döneminde. O dönemde anne baba ilgisi, sevgisi, şefkati çok önemli. Aile sıcaklığı çok önemli. Çocuğun çünkü temel güven duygusu o yıllarda gelişiyor. Özellikle ilk 2 yaş içerisinde. Onun için bir de tabii çocuğun konuşmadığı ilk 1 yaş içerisinde o dönemde çocuğun her türlü ihtiyacının işte beslenmesi, barınması, ısıya karşı muhafaza edilmesi, korunması, altının temizlenmesi, hastalıklara karşı duyarlı olunması çocuğun temel güven duygusunu olumlu etkiler eğer dikkat edilmişse ilgili bir anne baba çok olumlu etkiler ileriki yaşamına. Aslında bebektir anlamıyor diye düşünülür ama alakası yanlış. Yok değil mi hocam? Bebeğin her ağlama frekansında bir anlam yüklüdür. Yani çok duyarlı anneler, bilinçli anneler bebeğin ağlama şeklinden, ağlama tonundan ve ağlama süresinden bu aç mı, sancısı mı var, altı mı kirli anlar. Evet, ne kadar önemli. Kesinlikle öyle. Arada özel bir iletişim kuruluyor, anlıyorum. Ve depresyon diğer nedenleri aile içi ciddi sorunlar, geçimsizlikler, ekonomik problemler, işsizlik, beslenme bozuklukları, büyük şehir hayatındaki aşırı gürültü, yeşil alanların azlığı. Çünkü insan oğlunun sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için kişi başına 7-8 metrekare yeşil alana ihtiyacı vardır. Mutlaka, evet. Mesela İstanbul'da bu ne kadar biliyor musunuz? 3-4 metrekare. Evet hocam. Gittikçe betonlaşıyor. Evet, evet. Onun için mesela İstanbul'da Marmara bölgesinde, İstanbul'da özellikle. Bölgesi olarak değişiyordur. Tabii hem fiziksel hem ruhsal hastalıklar daha fazla görülüyor. Evet. Çünkü yeşil alana oksijen miktarı az. Trafik, egzoz, hava kirliliği, ses kirliliği ve insan kirliliği. Evet. En önemlisi, insan en önemlisi de değil mi hocam? İnsan arası güvensizlikler, rekabet, hırs, ayak kaydırmalar, dedikodu, çekememezlik, şiddet, terörün yansımaları vesaire. Bütün bunlar insanların ruh sağlığını olumsuz çok etkileyebiliyor. Çok olumsuz etkiliyor tabii. Ve işte ülkedeki genel siyasi, sosyal, ekonomik krizler, belirsizlikler, terör ortamları, bombalamalar vesaire. Bütün bunlar da insanın güvenlik duygusunu sarstığı için kişi de yatkınsa kaygıya, depresyona sokabilir. Başka etkenler de varsa tabii. Zaten sokmaması mümkün değil. Aynen hocam, öyle. Tabii ki çünkü insanın temel ihtiyaçları beslenme, barınma, korunma, güvenlik ve sonra diğer sosyalleşme, eğitim, evet, kendi kanıtlama. Evet, evet. Şimdi insan güvenlik içerisinde yaşamak ister. Bir şeyler belirli olsun ister. Yarınından emin olmak ister. O anlamda ülkemiz güvenlikli bir ülke değil. Maalesef. Çünkü klasik laftır. Burası Türkiye, burada her şey olur. Evet, her an her şey olur. Her an her şey olabilir. Şimdi bu ne demektir? Belirsizlik demektir, güvensizlik demektir. Şimdi insanoğlu da aslında bu güvensizliğe tahammülü yoktur.
Yani bir şeyler belirli olsun, sabit olsun. Hı-hı. Neyin ne olduğunu bilebilelim. Yarınımızdan emin olalım. Görebilelim. Aynen. O anlamda bütün bunların hepsi depresyona insanı sokabilir. Evet, evet. Sokabilir. Hocam sebeplerine değinebiliriz şimdi değil mi yavaş yavaş? Şimdi bunlar işte bu söylediğim şeyler sebeplerin yanı sıra özellikle aile içinde eşlerin iletişim problemleri, hı hı. çocukların eğitim konusundaki anlaşamamazlıkları, kadınlarda dedik daha çok görülüyor %20 civarında. Kadınların kendi kişiliklerini, kimliklerini yeterince yaşayamaması, hı hı. ekonomik özgürlüklerinin olmayışı. Aslında sebeplerini saydık hocam. Evet, birçok onlarla sebep beraber saydık, bunları da ilave etmek hı hı. lazım. Bunları da ilave etmek lazım. Ve bireylerin özgürlüklerini yaşayamaması. Değil mi? Yani kendilerini yeterince ifade edememesi, düşünce ve fikir hürriyetinin yeterince gelişmemiş olması. Hep kısıtlanmış olarak çünkü yaşaması. İnsanlar kendilerini ifade etmek, konuşmak, hı-hı. anlatmak ister, kanıtlamak ister. Şimdi ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik yapısının buna uygun yapılandırılması lazım. Şimdi bakın mesela gelişmiş medeni ülkelerde, Avrupa Birliği, Amerika'da vesaire, bireylerin kendilerine güveni, özgüveni çok yüksektir. Değil mi? Evet. Ve çünkü mesela yarınlarını görebiliyorlar evet, hocam. Evet, aynen öyle. Durum, ve de eğitim şey. Sistemlerinde çocuklar sorguluyor, hı-hı. soru soruyor, araştırıyor. Bizde itaate dayalı bir kültür var. Yani araştıran, soran, soru soran çocuğu öğretmenler veya toplum çok sevmez. İşte toplumsal önderler çok sevmez. Hı-hı. Hep benim dediğim doğru, bana inanın, tabi olun. İtaat kültürü vardır. Türklerin genelinde, Türkiyelilerin genelinde böyle bir şey var, anlayış var. Hı-hı. Bunun değişmesi lazım. Yani çünkü kendine güvenen, araştıran, sorgulayan bireyler özgüvenli olur. Özgüvenli bireylerde de daha az sıkıntılar, daha az hastalıklar olur. Mutlaka, tabii ki. Evet. Tabii ki hocam. Bir de hocam herkesten duyuyoruz. Depresyondayım. Şikayetleri, sebepleri saydık ama bunun depresyon olarak nitelendirilebilmesi için süre olarak ne kadar süre bu olumsuzlukları yaşamalıyız biz? Şimdi gerçek depresyon olmayabilir bazı durumlarda. Tabii tabii. Şimdi tabii toplum içerisinde birçok insan günlük sıkıntısı, evet. üzüntüsü, o günkü derdini depresyona nitelendirebiliyor. Biraz önce dediğimiz gibi gidip başımı alıp gitmek istiyorum, evet, yalnız kalmak evet, istiyorum diyoruz. Hepimiz işten, diyoruz. Evden bunalırız. Ya bir başıma evet. bir gideyim deriz. Hı-hı. Ama bu depresyon değildir. O günlük yaşadığımız bir sıkıntı, stres, acı, keder, üzüntü vesaire. Hı-hı. Bu depresyon değil. Depresyon diyebilmek için demin saydım o depresyon belirtilerinin birçoğunun kişide aynı anda olması ve en aşağı 1-2 haftadır evet. sürekli olması lazım. Öyle günlük, saatlik değil. Hı hı. Sürekli. En aşağı bir hafta, iki hafta her gün olacak. 24 saatine yansıması tabii, lazım. Aynen. Yansıması lazım. Ve kişinin günlük yaşam akışını olumsuz etkilemesi lazım. Mesela öğrenci ise okula gitmek istemiyor. Ders başarısızlığı var. İş adamı ise işe gitmek istemiyor. Veya işe gidiyor, herkesi eleştiriyor, kızıyor, eleştiriyor, işten attırıyor insanları. Depresyon, hı hı. tahammülsüz. Veya yanlış işler yapıyor. Veya işe gitmek istiyor, işleri aksıyor. Veya ev kadını evde işleri yapmıyor. Yemek yapmıyor, çamaşır, ütü, bulaşık, hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Yani işlevselliğinin bozulması lazım. Evet. Bunun da en az 2 hafta sürmesi en gerekiyor hocam. Bir hafta, en fazla 2 hafta. 2 hafta. Yani hmm. depresyon bir kişilik sorunu değil, bir zayıflığı değildir hocam. Bunu diyebilir kesinlikle miyiz? Kesinlikle değil. Çok doğru tespit hı-hı. ettiniz. Bazı insanlar der ki bu kişilik zaafıdır, yetersizliktir, hı-hı. güçsüzlüktür falan. Asla öyle bir şey değil. Evet. Öyle bir şey değil. Bir hastalıktır. Ve kişinin elinde olan bir şey değildir. Yapılan fizyolojik, biyolojik birçok araştırmada. En basitinde işte demin verdiğim demir eksikliği de depresyon nedenidir. Evet, evet. D vitamini eksikliği de. Ya bu kişi tembel mi? Yok. Dolayısıyla veya ruhsal açıdan hı hı. hakikaten kişinin elinde ve iradesinde olmadan yaşadığı bir süreçtir. Ama tedaviyle beraber sebebi tespit edip giderildiği zaman %100 düzelen ama sonra da bütün hastalıklar gibi tekrara yatkın bir hastalık. Evet, tekrarlama riski var. Var. Evet. Şimdi ona bakarsanız kişi ameliyat olur, bel fıtığı, boyun fıtığı, bir ay iki ay sonra tekrar olur. Tabii ki. Kalp krizi geçirir, tekrar kalp krizi geçirir. Hiçbir hastalığın tekrarlamama şeyi yok. Evet, durumu olasılığı yok. Yok. Evet. Tekrarlayabilir. Hı hı. Ama tekrarlamasını önlemek, minimuma indirmek için özellikle depresyonda, kaygı bozukluğunda, panikte tedavi süresini uzun tutmak lazım. Evet. Yani iyi oldum diye
Asla ve asla ilaçları ve tedaviyi kesmemek lazım. Evet. İyi oldum diye ilacı hemen azaltmamak lazım. En büyük hatalar buralarda oluyor. Bir de kendi kendilerine bunu yapmamaları lazım, evet, değil mi, evet, hocam? Kesinlikle. Sizin danışarak kesinlikle. Bunu size karar mutlaka vermeniz, yani devam gerek. Ettiği hekimiyle beraber tabii. kullanmalı. Konu komşu veya eczacı önerisiyle asla ve asla ilaç kullanmamalı. Hı hı. Bu da çok yanlış. Çünkü antidepresanlar özel ilaçlardır. Çok. Antidepresanlar pat diye birden bırakıldığı zaman kesilme sendromu dediğimiz bir sendroma yol açar. Nedir bu? Öyle mi? Şiddetli. Tabii. Birden bırakıldığı zaman %90-95 insanda hı hı. şiddetli baş dönmesi, bulantı, huzursuzluk, sinirlilik, tahammülsüzlük, öfke, kavgacılık, ağlama, hatta şiddete eğilim yaratır ciddi anlamda. Hı, birden bırakıldığı zaman. Etkiler yaratıyor. O zaman siz yavaş yavaş dozunu ayarlayarak. Dozunu ayar dediğiniz gibi azalta. Öyle bıraktırıyoruz. Evet. O arada yardımcı bazı vitamin, mineraller, başka ilaçlarda 1-2 hafta hı hı. o açığı kapatmak, o belirtileri azaltmak için ilaçta kullandığımız olabiliyor. Onun için yani ilaç konusunda da tabii çok ön yargılar var. Mutlaka şimdi depresyon vardır. Tedavisi mutlaka tabii soracaksınız. Tabii oraya geçelim tabii mi bilmiyorum. Tabii. Geçeceğiz hocam. Şimdi tedavide tabii dediğimiz gibi fiziksel sebeplere bağlıysa örneğin D vitamini eksisi onu vereceksiniz. Hı hı. Ha, ruhsal sebeplere bağlıysa genetik, biyolojik sebeplerin yanında çevresel, ailesel problemler varsa onları da terapiyle iletişimde sorunları çözme odaklı bir yaklaşımla kişinin sorunlarını çözmeye çalışacaksınız. Eşiyle, çocuğuyla, ailesiyle kimle ilgiliyse onları da çağırarak, onlarla da konuşarak. Sadece kendisiyle olmuyor değil. Zaten hocam tabii, değil mi? Çevredeki tabii onlarla ilgili problemleri varsa tabii. onları da sürece dahil etmek evet. gerekiyor. Hemen hocam devam edeceğiz. Tabii. Kısa bir aramız olacak tabii, olur. İzin verirseniz. Efendim sorularınızı ve danışmak istediğiniz konular için hemen telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatalım. 0212 alan koduyla 625-5833 mail adresimiz sağlıklıhayat@cemmedia.com. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Sağlıklı hayatta bugün panik atağı konuşuyoruz. Panik atak nedir? Hangi sebeple oluşur? Panik atağın belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Tüm sorularınız ve cevapları için psikiyatrist Dr. Nihat Kaya stüdyo konuğumuz. Efendim kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Hocam tedavisine, depresyon tedavisine evet. değinmeye başlamıştık. Siz dinleyelim. Şimdi tedavide mutlaka ağır ve orta düzey depresyonlarda hı hı. mutlaka antidepresan kullanmak lazım. Antidepresanlar son derece güvenli ilaçlardır. Antidepresanlar hakkında çok yanlış inanışlar var. Değil mi? Yanlış. Örneğin beyne zarar verer, bağımlılık hı hı. yapar, şunu yapar, bunu. Bunların hepsi yanlıştır. Aksine antidepresanlar vücudun stres düzeyini düşürdüğü için hı hı. vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun immün sistemi dediğimiz zararlı mikroorganizmalara karşı hatta kansere karşı mücadele eden hücrelerin hem niteliğini hem kalitesini her şeyini artırır. Ve antidepresan kullanan hastalarım çoğundan şunu işitmişimdir. Bu sene hiç hasta olmadım, grip olmadım. İşte senede 3-5 sefer grip hı hı. oldum, bu sene olmadım. Hakikaten yapılan laboratuvar çalışmalarında vücudun bağışıklık sistemi hücrelerinin ciddi anlamda antidepresan tedavisiyle düzeldiği arttığı tespit edilmiş. Kesinlikle öyle. Ve nitekim bazı enfeksiyonlar da mesela depresyona sebep hı hı. olabiliyor, panik atağa sebep olabiliyor. Antidepresanlar beyindeki mutluluk hormonlarının seviyesini düzenleyerek, artırarak hı hı. beyindeki bozulan devreleri tekrar yerine koyarak kişiyi düzeltir. Ve antidepresanlar kesinlikle bağımlılık yapmaz. Alışkanlık öyle de yapmaz. Bir inanış var değil mi? Evet, çünkü bağımlılık hocam. Yapar evet. diye. Kesinlikle bağımlılık hı hı. yapmaz. Alışkanlık yapmaz. Ancak demin arz ettiğim gibi asla ve asla birden bırakılmaz. Evet. Ve her şey sizin kontrolünüzde aynen. olmalı. Aynen. Doktor kontrolünde kullanması hı hı. lazım. Ve tedavide kural, tedavi dozunda ilaç, tedavi süresince ilaç. Bazı hastalarımız diyor ki bu yüksek doz. Hayır, yüksek doz değil. Yani tedavi doz neyi gerektiriyorsa o dozu o doza çıkmak lazım. Yoksa kısmen iyi olursunuz ama tam iyi olmazsınız. Hı hı. O anlamda tedavi dozunda ilaç ve tedavi süresinde ilaç düzeldikten sonra da kesinlikle kesmemek lazım. İlk defa kişi depresyon yaşıyorsa hı hı. düzeldikten sonra en kısa 6 en ideali 1,5 sene daha bir şey olmamasına rağmen
koruyucu antidepresan tedavisi alması lazım. Ve kontrollere evet, de değil, devam etmesi lazım hocam. Şimdi antidepresanlar yan etki olarak bazı bireylerde iştahı açabilir, yemek yedirebilir ve ağırlıklı olarak tatlıya karşı isteği artırabilir. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Hı-hı. Yani özellikle hamurlu, şekerli mamulleri mümkünse kesmek veya çok minimuma indirmek gerekiyor. Bunun yanı sıra depresyon hastaları omega 3'ten zengin yiyecekleri tercih edebilirler. Bunlar işte balıkta, bazı kuru baklagillerde, keten tohumunda, ondan sonra bazı şeyler de var omega 3 zengin bir şekilde. Kuru yemişlerin bir kısmında vesaire. Bunlardan makul miktarda yiyebilir. Onun dışında açık havaya çıkmaları lazım. Güneşli havaya özellikle. Hani klasik lafımızda da güneş giren eve doktor girmez. Evet. Hakikaten güneş insan metabolizmasını düzenleyen, D vitamini sentezini artıran. Çünkü D vitamini ciltte sentezlenir. Onun için güneş görmeyen insanlarda D vitamini çok eksiktir. Çok eksik olduğu için de hem kemik hastalıkları hem de ruhsal hastalıklar daha fazladır. Değil mi? Evet. Kanser de daha fazladır. Evet, evet. Zaten kapalı havalarda ruh durumumuz da hocam tabii, daha değişik tabii. Mesela oluyor, Kuzey Avrupa ülkelerinde depresyon oranı çok yüksektir. İntihar oranı çok yüksektir. Alkol ve madde kullanım bozukluğu çok yüksektir. Hep güneşsiz bir hava aynen, olduğu aynen. için. O aslında biz ülkemizde bu anlamda cennette yaşıyoruz. Çok şanslıyız. Kesinlikle. Evet. Dört bir yanı çok kesinlikle. Güzel çünkü hocam. Yani depresyonda bunlara ve kişinin egzersiz yapması biraz toparladıktan sonra. Şimdi direkt ağır depresyon yaşayan hasta işte çık, gez, eğlen, gül, yürüyüş yap demek biraz abes. Evet. Zaten enerjisi yok, isteği yok, hevesi yok. Onu biraz hasta yakınları genelde öyle zorluyorlar hastayı. İşte çık, bak, dolaş, gez, eğlen. Ya kişi istemiyor zaten bunu. Yani enerjisi yok, hevesi yok, motivasyonu yok. Onu tedaviyle biraz kaldıracaksınız ayağa. Ondan sonra yapabilir. Değil mi? Önce tedavi. Önce tedavi. Evet. Tedaviyle beraber tabii yürüyüşün muazzam etkisi var. Mutlaka. Yürüyüş de beyindeki mutluluk hormonlarını artırıp kişiyi depresyondan çıkarabilir. Düzenli bir yaşam, iyi bir aile, ondan sonra güzel, keyifli müzikler dinlemek, hobiler edinmek, iyi bir iş yaşamı, kendini gerçekleştirme, varlığını kanıtlama, iyi insan ilişkiler, arkadaşlar, sevgi, dostluk ortamı depresyona tekrar girmemizi engeller. Tedavide genel hatlarıyla bu şekilde ama daha sonra tekrarladıysa bütün bunlara rağmen, evet, tekrarladıysa, o zaman tedavi süresinin iki katı olması lazım. Öyle üçüncü mi? Sefer tekrarlarsa bu böyle o zaman risk var. Var tabii var. O zaman ömür boyu olması lazım. Ya, evet. Tıpkı tansiyon hastalığı gibi, şeker hastalığı. Artık kronikleşiyor bundan, değil mi hocam? Kronikleşiyor derken tedaviyle düzeliyor ama. Öyle mi? Ha, tabii, düzeliyor. Tabii. Yani kronikleşiyor derken bir şey anlarız. Hani hastalık kronik geçmiyor. Öyle geçmiyor. Değil. Değil. Yani tekrarlarsa, tekrarlama demek de şu demek. Kişi mesela tedavi usulüne uygun uygulayıp düzeldikten sonra tekrarlanmışsa tekrar diyoruz. Yoksa demin arz ettiğim gibi kişi birazcık düzeli, ilacını kesiyor, alevleniyor, o tekrar değil aslında. O tam düzelmemiş ki tekrarlasın. Evet, o şekilde. O şekilde. Evet. Ve üçüncü seferde tekrarlarsa o zaman ömür boyu. Bundan da korkmamak lazım. Ömür bazen, boyu deyince bazen endişe edilebilir. Ama çünkü, şimdi şöyle hocam? Düşünün. Mesela tansiyon ilaçları ömür boyu kullanılmıyor mu? Kalp ilaçları. Evet. Bazı ilaçlar değil mi? Astım için, başka hastalıklar için. Tabii ki. Ömür, o da ilaç, o da ilaç. Evet. Farklı bir şey yok aslında. Farklı bir şey yok. İkisi evet. de eczane tarafından şey yapılıyor, alınıyor. Ruh sağlığı deyince belki biraz ürkütüyor hocam. Ya insanlar biraz mi? Şu algı var. Ya ben zayıf mıyım? Güçsüz müyüm? Niye bir ilaca mahkum olayım, doktora mahkum? Hayır, bir mahkumiyet söz konusu aslında, değil. Yok aslında, değil mi? Evet. Yani o zaman tansiyon kalp ilacınızı kullandığınızda yani ilaca mı mahkum oluyorsunuz? Hayır, mahkumiyetse bile hayatınızı kurtarıyor. Yaşam kalitenizi artırıyor. İlaç kullanmaktan çekinmemek, korkmamak yeter ki bilinçli ve hekim denetiminde. Kesinlikle. En ilacı. Önemlisi en önemli hocam. Konu. En önemli. Ezber ilaç kullanmamak kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. Evet. Bir de ben türlerine biraz değinelim istiyorum hocam. Türleri vardır depresyonun değil mi? Nelerdir bunlar? Şimdi mesela maskeli depresyon dediğimiz eski tabirlerle ben biraz konuşacağım. Daha iyi anlaşılması için. Tabii ki. Daha çok bedensel belirtilerle giden depresyon türüdür. Baş ağrıları, eklem ağrıları, vücut ağrıları, geçmeyen kaşıntılarla falan veya tansiyon yüksekliği, kalp arasıyla giden hastalıklar. Bir de psikotik depresyon dediğimiz kişi mesela bir organın olmadığını,
çalışmadığını düşünebilir depresyon içerisinde. Veya aşırı eşine karşı bir kıskançlık geliştirebilir. Hı hı. Veya bir konuda bir saplantısı olabilir. Ona gerçek dışı bir düşüncesi, algısı olduğu için ona psikotik özellik diyoruz. Hı hı. Bu tarz depresyonlar olabiliyor. Veya çok huzursuz, sıkıntılı, saldırgan, ajite depresyonlar olabiliyor. Veya çok inhibe, çökkün, melankolik, aşırı böyle içine kapanık, hiç yemeyen, içmeyen, konuşmayan depresyon türleri vardır. Yani bu tarz şeyler olabiliyor. Bir de tam aksi bir şey yokmuş gibi sürekli gülücükler, eğlenceler yapan, bir şey yokmuş gibi dağıtan depresyon türleri vardır. Hani bazen deriz ya, her gülüşün arkasında mutluluk yoktur. Ya da kendisiyle hep yatar. Dalga geçen insanlar vardır değil mi? Böyle onun da bir etki var mıdır depresyon olma olasılığı? Var tabii, o tür şeyler var. Tabii, tabii. Veya sürekli her şeyi beğenmeyen, eleştiren, eksik gören. O insanlarda da büyük bir ihtimalle bir depresyon. Ne kadar değişik, farklı etkiler yapabiliyor, belirtiler gösterebiliyor. Hocam, panik atakla depresyon arasında var mıdır bir ilişki? Şöyle var, genelde panik atak yaşayan bireylerin %50-60'ı aynı anda, aynı zamanda depresyonda yaşar. İç içedir. Öyle mi? İç içe. Evet. İç içedir. Ve zaten tedavide de aynı ilaçları kullanıyoruz. Antidepresanları kullanıyoruz. Şimdi panik atak dediğimizde, panik atak daha farklı bir olaydır. Nedir panik atak? Bir çeşit yalancı kalp krizi atağıdır. Çünkü panik atak anda çoğu bireyde şiddetli çarpıntı, kalp yerinden fırlayacakmış gibi olabilir. Baş dönmesi olabilir, ateşlenme olabilir, terleme olabilir. O anda tansiyon yükselebilir. Kişi yabancılık duygusu yaşayabilir. Kendini kaybetme, kontrol dışı bir şey yapma dürtüsü, fikirleri gelebilir. Hı hı. Ondan sonra düşüp bayılma hissi yaşayabilir. Aklımı mı yitiriyorum diye düşünebilir. Bayılacak mıyım, felç mi geçirecek miyim diye o anda düşünebilir. Ve müthiş bir sıkıntı olur. Bazen o sıkıntı o kadar fazla olur ki kişi ya bir şey olsa da ölsem der. Yani o bunaltıcı bir sıkıntı olur. Ve kişi o anda bazen herhalde yaşamım buraya kadar. Ben ölüyorum, gidiyorum der. Hele ilk nöbeti yaşayan, şiddetli yaşayan bireyler, yanında birisi varsa birine, yoksa telefon açar en yakında, vasiyetini yapar. Ben ölüyorum, vasiyetim şudur diye. O kadar şiddetli. O kadar şiddetli. Yani artık yaşam buraya kadar, ben ölüyorum duygusunu yaşar kişi. Tabii zaman içerisinde bu panik atakları yaşa birçok kişi ölmediğini görür. Artık bu duygudan vazgeçer ama bazen her atakta yine ben ölüyorum korkusunu yaşayabilir. Evet. Panik atak böyle bir nöbet halidir ve nöbet esnasında ve sonrasında aşırı tuvalete gitme isteği olabilir. Küçük abdest, büyük abdest. Çünkü panik atak esnasında vücutta özellikle adrenalin hormonu dediğimiz hormonun salgısı artar. Evet. Bu hormon da başta kalp damar sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi dahil olmak üzere bütün sistemleri hızlandıran, koşturan bir sistemdir. Yani bir çeşit sanki tehlike var, hazırlan, mücadele et, edemeyeceksen kaç refleksidir o anda. Çünkü gerçekte bir tehdit, tehlike yok aslında. Yok aslında. Ama beynin alarm sistemi bozulmuş çeşitli nedenlerle. Herhangi bir sebep teşkil eder mi hocam böyle atak geçirmesi yani? Bir şöyle, travma, üzüntü vesaire. Tabii ki onlar da olabilir. Ama hiçbir şey olmadan da olabilir genetik sebeplerle. Ya da mesela günümüzde çok sık kullanılan uyuşturucu bağımlılığında kokain, esrar, bonzayı da bazen alkol de ciddi anlamda panik atağı tetikleyebiliyor. Geçirilen ağır bir gribal enfeksiyon da panik atağı tetikleyebiliyor. Veya bazı soğuk algın ilaçları vardır. İçinde pseudoefedrin vardır. Pseudoefedrin. Burada panik atağı tetikleyebiliyor. Veya kan şekeri düşüklüğü ciddi anlamda panik atak sebebidir. Panik atağı tetikleyebilir. Hipoglisemi dediğimiz şey. Evet. Bu insan mesela uzun süre aç kaldığında panik atak yaşarlar. Titrerler, eller ayakları boşalır ve sıkıntı, çarpıntı, huzursuzluk yaşarlar. Ve panik atağın onlarca, yüzlerce sebebi vardır. Ama en fazla psikiyatrik nedenle panik atak ve fiziksel nedenlerin dışında, o demin bahsettiğimiz soğuk algınlığı falan gibi veya kan şekeri düşüklüğü dışında psikiyatrik nedenlerle ağırlıklı olarak panik bozukluk hastalığı görülür. Ve bunun da yaygınlığı toplumda %5 ile 10 arasıdır. Bu da yaygın bir hastalık. Ve o panik atak sırasında vücut sarsılır, deprem yaşar adeta. Deprem yaşar ve birkaç gün onun yorgunluğunu yaşar kişi. Değil mi?
Yani uyumak, dinlenmek ister, sessiz, sakin ortama geçmek ister. Adeta üzerine bir tır geçmiş, kamyon geçmiş diyor hastalara mesela. Ve bu panik atak yaşandıktan sonra da kişide şu korku gelişir. Acaba yine bu nöbeti yaşayacak mıyım? Hı hı. Yine gelecek mi? Buna biz beklenti anksiyetesi veya beklenti kaygısı diyoruz. Hı hı. Ve bundan dolayı kişi zamanla kendini koruma adına bazı davranış değişikliklerine gider. Örneğin bu atağı yaşarım korkusuyla yanında su, ilaç, tansiyon aleti, dua, muska, yedek telefonlar, ilaç falan bulundurur. Arabasında, evinde, ceketinin cebinde, iş yerinde vesaire. Veya daha biraz ileri boyutta, hı hı, yanında güvendiği birisini taşır mutlaka. Yanında olsun. Yalnız gitmeme. Her an yine olabilir endişesiyle. Olabilir endişesiyle. Yaşarım, aman bana yardımcı olsun diye yanında birisini bulundurur. Hı hı. Bazen bunu direkt söyler, bazen kendine yediremez. Çeşitli bahaneler, gel işte beraber takılalım, gidelim, evet, falan. Evet. Şöyle diye o şeyle gidebilir. Hı hı. Ve bu insanlar hastaneye, doktorlara son derece yakın olmak isterler. O güzergahları tercih ederler. Ve toplu taşımaları kullanmak istemezler. Niye? Çünkü bir şey atak geldiği zaman kontrol şoförde olduğu için, kendisinde olmadığı için istediğim, evet, yerde duramam, inemem kaygısıyla mümkünse kendi araçlarını. Ama kendi araçlarını da kullanmaları işte riskli değil mi hocam? Bir kısmı şöyle, şu anlamda riskli değil, hayır. Değil. Yani öyle bir tehlikeli hastalık değil. Hı hı. Yani problem olduğunda icabında sağa çekebilir, durabilir. Ha, problem, tamam, değil. Ve kontrolün kendilerinde olduğu araçları tercih ederler. Hı hı. Ya kendi araçlarını kullanır, ya başka sevdiği, güvendiği dostun arabasına binmek ister. Müdahale ya da edebileceği bir tabii insan. Ya da ticari taksi. Hı hı. Çünkü istediği zaman istediği yere çekebilir, hastaneye gidebilir. O amaçla böyle düşünün. Evet. Ve daha tabi bu dediğim tedavi olmamış hastalar için geçerli tabii. Mutlaka tabii ki. Mesela özellikle aşırı karlı, sisli, puslu, yağmurlu havalarda kişiler çok tedirgin olurlar. Özellikle kar yağdığı dönemde aman bir şey olur diye, hastaneye yakın olayım diye hastaneye yakın otellerde kalan insanlar olur. Daha ileri boyutlarda gidip acillerde sabahlayan hastalar olabiliyor. Veya hastane karşısında ev tutup orada yaşayanlar olabiliyor. Yani çok değişik davranışlar geliştiriyor. Değişik değil mi? İşte bu insanlar, panik atak hastaları ya da panik atağa yatkın insanlar berbere, dişçiye gitmekten korkarlar mesela. Bazen olur ki hasta o berberde daha köpüklerle dışarı fırlar. Evet. Veya kadın başındaki bugudilerle dışarı fırlar, boyalarla dışarı fırlar. Doğru. Bu şekilde. Ondan sonra yani ciddi anlamda kişiyi bir takım davranış değişikliklerine iter. Bazen kişiler evinden dışarı çıkmak istemez, iş yerinden dışarı çıkmak istemez. İşte uçağa binmek istemez mesela. Hı hı. İşte uçağa binmeyen korkan hastaların birçoğu panik atak hastası. Değil mi? Evet. Uçakta panik yaşarım diye, kapılar kapalı, orada sağlık hizmeti alamam diye uçağa binmek istemez. İşte gemiye, deniz taşıtlarına binmek istemez. Şehirler arası gitmek istemez. Hı hı. Tabii bunlar da hayatı çok olumsuz etkiliyor. Çok etkiliyor. Düşün, köprüden geçemiyor, viyadüğe binemiyor, gemiye binemiyor, uçağa binemiyor. Tatile gidemiyor, iş görüşmelerine gidemiyor. Hı hı. Düşünün yaşamı ne kadar daraltıyor. Çok, çok. Ciddi anlamda yaşamı dar bir alana hapsediyor panik atak. O anlamda panik atak ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Ama çok şükür ki tedavisi çok çok kolaydır. Hı hı. Yani kolay da derken tedaviye çok çabuk cevap veren, çok çabuk düzelebilen. Hı hı. Ama tıpkı depresyon ve diğer hastalıklar gibi de tekrara çok yatkın bir hastalıktır. Onun için panik atak hastalarının da düzelir düzelmez asla asla tedaviyi kesmemeli lazım. Çok uzun yıllar tedavi devam etmesi lazım. Hı hı. Hele bir de büyüklerinde varsa, aile bireylerinde de varsa. Onu soracaktım hocam, var mı genetik faktör? Var tabii, burada da genetik faktör var. Evet. Şimdi bir de ben dikkatimi çeken mesela depresyon geçiren genç kızlarda dikkatimi çeken, hı hı, çoğunun babasında alkol ve madde problemli olması. Daha da şöyle tarif edeyim. Babası alkol kullanan, alkol bağımlısı olan, alkol bağımlısı olan kızlarda mutlaka depresyon gelişiyor. Öyle mi? Kesinlikle. Çok detaylı ve uzun süreli incelemem, gözlemlerim sonucu bunu gördüm. Ve yakınlarında panik atak olan insanlar, anne, baba, kardeş, hala, amca, dayı, teyze, mutlaka kişide de çoğunlukla gelişebiliyor. Yani kadınlarda daha mı fazladır? Şurada? Tabii. Erkeklere oranla. Tabii. Yani burada genetik biyolojik faktörler, hı hı, hormonal faktörler. Çünkü kadınların her ay menstruasyon,
hamilelik, doğum sonrası dönem, emzirme, menopoz dönemi, yani hormonlar da çok belirleyici. Değil bir mi? Şey. Evet, evet. Hormonların etkisiyle de kadınlar daha fazla yaşayabiliyor bu tür hastalıklar. Bir de diğer toplumsal nedenler falan. Hı-hı. O anlamda panik atak yaşamı böyle daraltan bir hastalık olduğu için ve zamanla da bu daralmış hayattan dolayı depresyon ağırlaşabiliyor. Yani kişi zaten iç içe oluyor dediniz. Tabii. Evet. Zaten %50-60 iç içe. Bir de böyle olunca daha da ağırlaşıyor depresyon. Bu sefer intihar düşünceleri gelişebiliyor. Tehlikeli boyutlara varıyor. Aynen. Onun için yani panik atak hastalarını yadırgamamak lazım. Çünkü panik atak hastaları bazen en yakınlarının dahi cenazesine gidemez. Mesela camilerde okulan sela sesini duymak istemez. Aynen. Ambulans sesini duymak istemez. İtfaiye sesini duymak istemez. Bütün bunlar hep ölümü çağrıştırdığı, hastalığı çağrıştırdığı için bu tür şeyleri duymak, görmek istemez. Kaçar hep. O anlamda bu insanları zorlamamak lazım. Tedaviye yönlendirmek. Tedaviye ikna etmenin yollarını aramak gerekiyor. Doğru olan bu. Yanında olmak, destek olmak. Bir uzman hekime götürmek, yardım almak lazım. İşte bir şeyin yok, kafaya takıyorsun, efam yapıyorsun, ya işte bundan da korkulur mu, ölümden de korkulur, bak işte doktora götürdük, her şeyin yapıldı, tahlil yapıldı, sapasağlamsın, bomba gibisin, bir şeyin yok, efam yapıyorsun, kafaya takıyorsun. Bunlar boş laflar. Ve hasta kendisinin anlaşılmadığını hisseder. Değil mi? Anlaşılmadığını hissettiği için de daha çok hasta olur ve sizden hastalığını gizleyebilir o zaman. Anlatmayabilir, paylaşmayabilir. Halbuki paylaşmak, konuşmak insanı rahatlatır. Değil mi? Evet, tabii sorunları ki. Azaltır. Tabii ki. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Acılar, kederler paylaşıldıkça azalır, dağılır. Kesinlikle hocam. Dolayısıyla yani hasta yakınlarının çok bilinçli olması lazım. Onlara hastanın çok yanında özellikle eşler. Mesela eşleri destek olan hastalarım, danışanlarım çok daha çabuk düzeliyor, çok daha çabuk toparlıyor. Bu çok önemli. Evet, çok önemli. Kesinlikle önemli. Orada bir çünkü kıymet bilmeye, değer verme, önemseme, anlama çabası var. Bu da eşler için son derece önemli. Sürece dahil olmaları lazım. Kesinlikle. Panik atakta da özellikle tedavide dediğim gibi yine antidepresanları kullanıyoruz. Panik atak hastalarının yalnız şöyle riskleri olabiliyor. Alkolün rahatlatıcı etkisi olduğu için bazen kişiler alkol kullanabiliyor. Alkol rahatlattığı için. Zamanla bu alkol artık alışkanlık ve bağımlılığa gidiyor. Aman. O fena işte. O fena. O fena. Dolayısıyla panik atak hastalarının alkole bulaşmaması lazım. Ona dikkat etmeleri lazım. Bir de özellikle panik yatağa yatkın ve panik yatak bireyleri alkol, uyuşturucu kesinlikle kullanmaması lazım. İçinde pösöde efedrin olan soğuk algın ilaçları kullanmaması lazım. Ağır gribal enfeksiyon geçirmemek için belki aşı olmaları gerekiyor. Sağlıklı, düzenli, dengeli beslemeleri gerekiyor. Özellikle kafeinli içecekler, kahve, koyu çay, enerji içecekleri, kola türü şeyleri tüketmemeleri, içmemeleri lazım. 4-5 saatten fazla aç kalmamaları lazım. Kan şekeri düşen insanların mutlaka yakınlarında da şeker problemi varsa gidip gerekirse bir şeker yükleme testi yaptırıp kan şekeri düşükse ona göre bir besleme programı yapmaları lazım. Çünkü kan şekeri düşüklüğü de panik atağı tetikleyebiliyor. Evet hocam. Ve panik atak hastalarında yine düzenli bir yaşam ve yürüyüş, yüzme, tenis, başka sporlar. Ne arzu ediyorsa ikisi, neye uygunsa yapısı veya dans, ne istiyorsa yoga, neye kendi yatkın buluyorsa, zamanı, imkanı, ekonomisi, kültürü neye yatkınsa onu yapabilir. Aslında ne kadar da iyi gelir değil mi hocam? Çok bir hobi gelir, edinmek, bir meşguliyet edinmek. Tabii. Çok. Yani hem fiziksel hem ruhsal olarak kişiyi iyileştirir. Evet. Her türlü meşguliyet. Hocam. Telefonumuz var hocam, evet. Onu alalım. Alo. Alo, iyi günler. Alo. İyi günler efendim. Ben ismimi vermek istemiyorum ama hocama bir iki soru sorabilir miyim? Tabii ki dinliyoruz. Buyurun. Efendim. Buyurun, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ben kadın hastalıklarından ameliyat oldum. Geçmiş 12. olsun. Ayın 9'unda. Benim 2 ay sonra psikolojim bozuldu. Konu komşu geldi, yanlış sorularla, yanlış muhabbetle falan biraz kafama takıntı oldu. Evet. Şimdi kendimi toparlayamıyorum. Bayağı depresyona girdim. İlaç aldım. İlaç da kötü diyor ben diye kullanamadım. Ama şu an çok zor durumdayım. Böyle yani evden ocaktan soğudum. İş görmek istemiyorum. Yemek yapmak istemiyorum. Böyle market, çarşı, pazara gitmek istemiyorum.
Evet. Tuhaflaştım yani. Evet. Şimdi evet. Bu ameliyattan sonra oldu dediniz değil mi? 2 ay sonra oldu ameliyattan. Evet. Ben rahmim alındı. İşte anladım. Geçmiş olsun. Şimdi çok geçmiş olsun efendim. Şimdi şöyle. Bazen ameliyatlarda kullanılan narkoz maddeleri de kişiyi depresyona sokabiliyor. Veya işte rahim alınıyor. Organ alındığı için bir eksiklik hissiyle de kadınlarda, işte göğüs operasyonlarında, rahim operasyonlarında bir organım alındı, eksik bir insanın psikolojisiyle de, çevreden de olumsuz mesajlar bildirildiyse, bütün bunlardan dolayı, yeterince de dinlenememişseniz, istirahat edememişseniz, bütün bunlardan dolayı bir depresyon gelişebilir. Anlattığınız şey depresyona benziyor. Yani mutsuzluk, neşesizlik, keyifsizlik, hayattan zevk alamam, iş güç yapmak istememek, çarşıya pazara çıkmak istememek. Bu depresyon belirtisidir, evet, bunlar. Evet. O anlamda doktora da gitmişsiniz anladığım kadarıyla. İlaç yan etki yaptı herhalde diye anladım ben. Hı hı. Şimdi bazı ilaçlar evet yan etki yapabilir. Yan etki yaptıysa doktorunuza gideceksiniz. Yan etkisi olmayan başka bir ilaç alacaksınız. Çünkü ilaç kullanmadan bu kendi kendine düzelmez hanımefendi. Evet. Yani %100 tedavi olursunuz. Tedavisi var. Umutsuzluğa kapılmayın kesinlikle. Artık günümüzde geliştirilen çok değişik ilaçlar var. Yan etkisi daha azaltılmış, hatta hiç kilo aldırmayan, uyku yapmayan, bulantı yapmayan ilaçlar da var artık. Bunları doktorunuzdan talep edebilirsiniz. Ve tedavinizi doktorunuzun nezaretinde sonuna kadar devam ettirin lütfen. Evet, geçmiş olsun diyoruz, evet, izleyicimize. Hocam zaten konuştuk birçok konuyu ama siz bunları tabii ki kitap haline getirmişsiniz. Sorularla, evet, panik atak ve depresyon, panik ve takıntılarımız diye. Böyle bir saate sığdırmaya çalıştık ama biz, evet, tabii ki, evet, çok önemli değerler bunlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ayağınıza ederim. Sağlık, ağzınıza sağlık. Çok değerli bilgiler aldık sizden. Sağ çok olun. Teşekkürler. Efendim bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar biz yeni konu ve konuğumuzla karşınızda olacağız. Mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıkla kalın. Hoşça kalın.